Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Jade Prime'da ne yapıyoruz abi? Eren'cil 2.0 deniyoruz. Evet, birazcık çılgınlık ve saçmalık ama hadi deneyelim. Şimdi dostlar videomuza geçmeden önce aşağıdan video like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bu tür diğer PUBG Mobile videolarımdan faydalanabilirsiniz abi. Şunu söyleyeyim, az önce bir tane deneme yaptım ve kasma sorunu falan filan kalmamış. Neden biliyor musunuz? Sizlere birazdan göstereceğim. Ayrıca benim yaklaşık bu J7 Prime'i kullandığım yıldan itibaren 2 yıldır kullandığım çok güzel bir hızlandırma taktiğim var. Sizlere onu da göstereceğim hemen. İlk onu göstereyim. Şu an yayından yeni çıktım ben. Live'de yayın yapıyorum bu arada. İsteyenler varsa. Şimdi ilk önce dostlar şu ayarlarınızı açıyorsunuz abi. Bak burada bir tane cihaz bakımını icat etmişler, tamam mı? Burada hafıza kısmına geldiğinizde bak, sadece bunu 10 dakikada bir kere yap abi. Fazla değil. Sadece ne yapıyor biliyor musunuz? Sizlerin telefonunda gereksiz 500 MB RAM'ını temizliyor. Bak bunu temizlesin abi. Mesela diyelim ki 10 dakika sonra hafif droplar giriyor ya. Bunu yapın abi, 10 dakikada rahatsız. Ya 10 dakikada bir bak. Bu şöyle arkada duruyor, tamam mı kankam bak. Şöyle, hatta şunu şöyle göstereyim. Oyundasınız diyelim. Şu an oyun arkada açık. Böyle arka tuşa iki kere basıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Böyle temizle. Bitti. Yani şu tuşa iki kere basmanız yetiyor size için. O kadar. Şimdi bunu sizlere tekrardan gösterdim. Sıra ise hadi bakalım Eren'cil 2.0'ı J7 Prime'de deneyelim abi. Yandı, hadi bakayım. Şimdi geldik buraya. Burada bu arada bir tane klasik sandığım vardı. Çıkarttım, şu yüzüme maskeyi verdi. Hassasiyet falan olsa hiçbir şey yapmadım. Sadece 3 parmak yaptım. PUBG Mobile beta sürümünü indirmek isteyenler varsa aşağıya Discord sunucumu bırakıyorum. Orada sizlere özel bir tane sunucu açtım. Oraya beta'nın linkini koydum abi. Ömür boyu orada duracak. Yani isteyenler her zaman girip oradan indirebilir dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi o zaman en çok gittiğimiz yerlerden Sukul'dan başlayalım. Sonrasında da diğer yerlerde size az çok da olsa göstereceğim dostlar. Elimden geldiğince bakalım, eğer J7 olur da videoda patlarsa kendinize iyi bakın efendim. Ben kaçar. Evet, şimdi paraşütümüz açıldı. Bak bu arada yanlış falan demeyin, telefondan oynuyorum ha. Bak yok emülatörle oynadı falan filan demeyin, çaktırmayın. Emülatörü denedim, beceremedim. Çünkü emülatörde abi 1 FPS gösteriyor. Yani LD player yükledim, BlueStake yükledim falan filan. 1 FPS, 5 FPS bilgisayar dartmadı. Oğlum bu saatte ne tırı geçiyor, manyak mısınız ya? Bir gidin ya. Oğlum ben burada video çekiyorum, saat 1.30 olmuş. Allah Allah. Bak bu arada hala kasma yok ha. Hemen sizlere oyunun grafiklerini de göstereyim buradan. Smooth'a medium abi. Tam bir J7 Prime bak. Zaten GeForce Tool falan isterseniz, Config isterseniz bunda olmaz da. Config olabilir de GeForce olmaz herhalde. Şimdi aha bir tane bot dur. Bu arada oyunun sesini ben bilgisayara yansıttığımda abi şey olmuyor, çıkmıyor. Ben de böyle oyundan komple sesi kapattım. Yani adam gelse de haberimiz olmayacak, çaktırmayın. Size onun için arkaya müzik verdim. Şimdi buradan gittik abi, bir pompalı buldum. Ben şu botu bir güzel kafasına pompalı vurayım. Hassasiyet yapmadım ama vurmaya çalışırız. Ha ne ara dolanmış bu buradan? Ha gel. Bot kardeş. Ha tek yedi. Şimdi burası bizim işte o her zaman şunun çatısına çıktıkları sokul. Burayı da villanın çatısı gibi yaptılar. Ha. Şuraya çıkıyorlar abi. Burada yatıyorlar. Bir de burası var. Yani bu hale yapmışlar. Daha bunun bittiğini sanmıyorum. İşte burası böyle güzel mi güzel bir sukul. Yani genelde dışını değiştirmişler zaten. İçlerini fazla değiştirmemiş dostlar. Yani böyle iç tasarımlarını büyük, yani şöyle diyeyim sizlere, iç tasarımı Livik birleşimi diyebiliriz. Böyle baya baya bir değişiklik yapmışlar. Yani Eren'cil 2.0 ile birlikte telefonun optimizasyonunu çözmüşler dostlar. Evet, bu arada aşağıdan like atmayı unutmayın efendim. Eğer isterseniz J7 Prime ile win alma challenge'lara geri dönebiliriz. Fakat ses kasamayacağız, o sıkıntı var. Telefona kulaklık taksam sesi gitmesi olmaz ki öyle ya. Böyle bir tane çatımız var abi. Tokilerimiz görmüş olduğunuz gibi Livik haritasını bildiğin. Hani ne yapmışlar, Livik getirdiler ya dostlar. Livik'teki binaları buraya eklediler. Oldu size Eren'cil 2.0 işte. 500 IQ taktikler. Şimdi ben gidiyorum. Şurada kapanan evler vardı. Kapanan evlere bir bakalım, onlar ne olmuş, nasıl bir hale gelmiş. Ama ilk önce bir araç bulursam çok güzel olacak be.
Ben nasıl gideceğim her yere böyle yürüyerek mi, tin tin tin? Yalnız o değil de telefonun grafiklerini düzeltmişler ha, geçen 144p idi normalde. Vallahi bak bu kadarını ben göremiyordum, çimen yoktu. Buraya gelmişken bari Rozo'yu da sizlere göstereyim kısacası şöyle. Şu sağ yukarıdan başlayalım abi. Bu evi kahverengi yapmışlar ve bence yani Erencel 2.0 daha çok hani tasarım olarak değişiklik yapmışlar ve bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Hani artık sıkılmıştık PUBG'den ama bundan biraz daha idare edebiliriz ama hala hileler ortalarda geziyor işte. İnşallah bir an önce şu hilelerden de kurtuluruk. Hala uçak hilesi bitmemiş. İnşallah ilk önce ondan kurtuluruz. Uçak hilesini açıyorlar abi. Uçaktayken herkes AFK kalıyor ve rank kasanlara eksi bir güzel giriyor. Ve hiç sevmiyorum. O yüzden ben bu sezon rank kasmadım. Geçen sezonda onun yüzünden bıraktım abi. Hani yani nasıl diyeyim, mesela uğraşıyorsunuz abi, uğraşıyorsunuz 5 puan alıyorsunuz, 10 puan alıyorsunuz, bir tane uçak hilesi geldi miydi al sana eksi 50, ondan sonra moral falan kalmıyor. Hani bu duyguyu da sadece rank kasanlar bilir işte. Hani bazı boş yapanlar var işte, yok 1KD ile Fatih oldun, yok 2KD ile Fatih oldun, zaten bir maçta 3 tane bot geliyor, öyle imkansız ki. Burada da araç yok ama ben bence abi Erencil 2.0 güzel olmuş ve hala J7 Prime ile devam ediyorum, koşmaya çalışıyorum. Yani bana kalırsa güzel bir tasarım yapmışlar. Sizin de düşüncelerinizi aşağı yorum kısmına bekliyorum. Hani bakın bir de düşün, J7 Prime ile hem oynuyorum hem bir de bilgisayara ekran yansıtıyorum. 2 kat fazla ısınıyor ve bir sıkıntı yok. Hala akıcı bak. Ya tabi birazcık sizlere video kayıtta FPS düşük gitse de hani ben J7 oyuncusu olduğum için şu anda hiç kasma takılma yok. Sanırım biz böyle Cirpula kadar gideceğiz. Ha bir tane bot geliyor. Oha bu nasıl scope lan? Bir dakika bir dakika. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ana. Scope'u değiştirmişler. Bir şey diyeceğim de bu nasıl oluyor lan? Güzel olmuş aslında kanka. Oğlum kaç tane bot yolladın ya oyun? Bu arada hala oynamayı unutmamıştım telefonda. Bu bence gayet güzel bir şey çünkü yayınlarda emülatör oynuyordum ben. Ama bir şey diyeyim mi? Harbi acayip güzel yapmışlar. Ve kasma yok abi, yok. Hani kaldırmışlar kasma diye bir şey yok. İcat etmemişler sanki. Aha yeni araç var burada. Sarı marı. Ooo şekil. Vallahi buraya araç getirmişler yeni tasarımlı. Şu adamın koşması değişmiş baksana betada. Allah'ım inşallah düzeltirler bunu. Normalde hiç bunun işkencesini çekmek istemem. Ve burada da sonunda bulduğumuz Torus. Şunlar da kapatılabilir evlerimiz. Aga be, rank kasarken bunda az mı günümüz geçti? E kankam bu kapatılmaz ki. Bir dakika bir dakika, bunlar ev kapatma kaldırmış mı? Dur deneyeceğim ben bunu. Yok istemem ben. Orası güçlülmüş abi. Olmaz öyle, biz rank kasarken ev kapatıyorduk. Evet o ev kapatan tayfalardan biri de bendim. Kankam. Ana gitti. Artık ev kapatamayacağız be aga. Oğlum ya. Neyse bir taktik buluruz, çaktırmayın. Çaktırmayın, yokmuş gibi davranın. Evet evlerde artık kapatamıyoruz, hayırlı uğurlu olsun efendim. Burayı da bu şekilde yapmışlar. Dur bir de Cirpul'a gidelim be. Cirpul. Herkes George Pool der ama benim için orası aslında Cirpul. Evet Cirpul'a doğru gidiyorduk. Buradaki evler bu tasarıma geçmiş ha. Ya bir şey diyeyim mi, bu aslında baya güzel olmuş ha. Dekoratif gibi olmuş. Erencil 2.0 deyip yeni bir şey getirmişler mi? Yok. Heh, girdik buraya. Mantar falan şekil. Hadi bakayım. Ya bence gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Oğlum bir an şunun tepesindekini fişek sandım ha. Vallahi güzel yapmışlar 10 numara. Ellerine kollarına sağlık. Hileler artık daha mutlu bizi öldürebilecek. Yaşasın. Üf, şuraya bak aga ya. Bak aga bak bak bak. Yeni Erencil 2.0 aga. Şuna bir bak ya. Bir bak ya. Sen canlı yerim kankam. Oğlum harbi acayip güzel olmuş ha. Ben şunun üstüne bir çıkayım. Oğlum o değil de adam yamuk yamuk yürüyor ya. Oğlum baksana şuna. Aga be ne güzel günlerim. Bir şey diyeyim mi? Buraya çıkılmıyor. Ya tamam böyle çıkılıyor.
Bir dakika lan, çıkılmıyor. Oha, harbi mi? Oğlum bunların üstüne çıkılmıyor artık. Bak bak bak. Chat, belki siz bilmezsiniz ama ben bunu hani bir 7-8 ay önce, belki daha fazla, mesela şunu paylaşmıştım abi. Şuradan, şu ucundan abi, şuraya atlıyorduk biz, bunun çatısına çıkıyorduk. Buraya fişek falan düşüyordu, buradan fişekleri alıyorduk. Eski takipçilerim bilir onu. Ya aslında bayağı bir önlem almışlar. Mesela artık şu demirlerin arasından düşmeyeceğiz yani. İnşallah da düşmeyiz. Oğlum yine bot geldi. Kankam bir sakin olun ya. Canınız sıkılınca gelip beni buluyorsunuz. Oğlum kayarak mı iniyor? Ana, kayarak inme gibi bir şey var orada. Arabam. Düt düt düt, hadi gidelim. Peki o zaman son kez de köprüyü geçip militereye gidelim ve videomuzu bitirelim. Çünkü daha fazla yer var da. Hani hepsi birbirinin benzeri olduğu için onlar pek şey değil. Ben yeni köprüyü merak ettim. Nasıl bir tasarım yapmışlar diye ona bakacağım. Ya militeri zaten yine aynı. İşte C'si falan değişmiştir. Tasarım falan. Aa, bu arada hala kasmıyor. Ne ayak lan bu, J'di lan. Oğlum ben telefondan şüphelendim ha. J'di kullanıyoruz değil mi lan biz? He, Samsung J7. Ne alaka oğlum? Aga ne beta sürünmüş, maçı 7 kille bitirdim. Yeter ya, yeter, yeter. Botlar salın beni. Rank kassam bu kadar gelmezsiniz ya. Heh, Red Zone. Ya her zaman gibi. Şimdi geldik abi bizim köprüye. Evet. O muhteşem görünüş. Hazır mıyız? Kardeşim. Oğlum bir şey diyeceğim de, tasarım yapmışlar lan. Vallahi biz düşük grafikte göremesek de hani bunlara falan tasarım yapmışlar. Hala bak JD ile oynuyorum ha, inanmayanlar için. Yani bence bayağı güzel olmuş diyebilirim. Yani eski havası yok abi. Bildiğin hani köprüye yol döşemişler. Bu arada sağa drop attı. Gitmeyeceğim, ona içinden kesin DBS çıkar. Hani köprü falan bayağı güzel olmuş. Asfalt döşemişler sanki. O mantıkta. Son kez de militeriye uğrayalım ve videomuzu bitirelim o zaman. Bir şey diyeyim mi? Bu direklerin boyu uzamış. Oğlum direğin boyu mu uzar? Benim bildiğim direk şu olur, dökülür, kırılır. Da bunun boyu uzamış oğlum, ne alaka? Neyse, onların üstüne çıkarız artık. Şuradan bir de militeriye gireyim bakayım aga, militeri nasıl olmuş. Ha, bir bot daha. Kankam beni bir salın artık, salın salın. 8 kilim oldu oğlum. Lan botlardan video edit çıkaracağım şimdi ha. Vallahi ya. Ha, bir bot daha dur. Kanka. Hayır, ben bu yeni scope'u da anlamadım ki. Vallahi yeni scope bile değişik. Şöyle güzel bir güzel bir tane şey getirmişler abi. Ne oluyor bilmiyorum ama. Yani. Böyle bir şey getirmişler abi. Buralara bayrak falan döşemişler. Baya baya güzel. Bayraklar sadece kırmızı. Yani güzel mi? E işte. Böyle içerisi falan filan. Buraları baya tasarım yapmışlar. Şu ortaya şunu eklemişler. Önceden var mıydı bilmiyorum. Ana. DBS yerden çıkıyor. Oğlum. Ne alaka lan? Şükürler olsun. Ay ay vallaha. Sonunda akıl etmişler bunu. Ben bunun bir SS'ini alırım. Video kapağına yapıştırırım. Sonunda abi. Ha, bir bot daha geldi. Ya oğlum nereden geldin? Ses kasamıyorum zaten. Çık da vurayım. Ha, bu da burada. Sonunda abi DBS'i drop'tan almışlar. Şükürler olsun. Oğlum zaten DBS drop silahı değildi ki. Ha, ben seviyordum belki. Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben kaçıyorum. Burada da bir tane masa buldum. Çaktırmayın. Gelmişken oturak. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın efendim. İşte o cümleden kendinize iyi bakın. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Goodbye. Saat 2 oldu. Ben uyuyacağım. Daha bunu editleyeceğim. Bye bye.